Sevgili arkadaşlar, bütün yaz boyunca tabii pandemiyle beraber sinema hizmetimiz ne yazık ki tam olarak verilemedi. Sonrasında da tabii büyük bir beklenti oluştu. Bu beklenti de işletmeyle ilgili bir olay. Ama her şeyi biz kafamıza göre de alamıyoruz. Yasalara uygun olarak alınması gerekiyor. Yıllarca Şerif Naz abimiz burada kültür adına 10 yılı aşkın bir süre burada hizmet verdi. Şimdi yeni hizmet dalında da Aslanım yanımızda. Bundan sonra Ödemiş'teki bu sinema hizmetini verecek olan arkadaşlarımız. Tabii bu kültürel hizmet her yaştaki insan için ama önceliğimiz hep çocuklarımız için oldu. Gördüğünüz gibi hep çocuklarımız düğünde, dernekte, etkinlikte, okul ziyaretinde, okul gecelerinde hep soruyorlardı. Onlar her yaş kesimine, her yani kültürden, sinemadan ruhunu besleyen insanımıza uygun. Vizyonda ne varsa yani işin özü o. Aslında derken de Aslı Hanım da işte bu sinemanın da işletmesi olarak hizmet verecek olan arkadaşımız. Gördüğünüz gibi filmlerde de vizyon filmleri olacak. Yalnız burada kalmayacağız. Kendileriyle de çok iyi bir diyalog içinde görerek biz istiyoruz ki Ödemiş'te evi 100 metre, 200 metre dolmuşa binip gelecek çocuğun yanında en uzak köyümüzdeki çocuğumuzla mutlaka sinemayla, kadınımızla sinemayla buluşturmak istiyoruz. O havayı görsün, o havayı yaşasın. Sinema nedir? Sinema kültürü nedir? Yani evde bir televizyon filmi izlemek başka. Ama sinemada sadece sinemaya odaklanmak, arada diyelim ki mısır patlağında çıtırdatmak, yemek ayrı bir hava. Ben öncelikle Aslı Hanım'a böyle bir hizmetin içinde Ödemiş'imize, günümüzden önce biz 3 Eylül demiştik ama kendileri 2 Eylül'de başlatacaklar. Ödemiş'imize kültür alanında çocuklarımıza, gençlerimize, tüm sinema severlere bu anlamda hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz için. Aslı Hanımlara da başarılar, kolaylıklar, iyilikler diliyorum. Bir de şu var. Kendileri de sinema olayının içinde olan kişiler. Yani Türkiye'nin değişik alanlarında sinemaları olup ama burada da aynı hizmeti verecek olan, var olan sinemalarını yenisine eklemiş oldular. Sinemanın içinde aynı zamanda eşi de yine sinema yönetim yani sinema salonu işletmecileri mi diyeyim yani onun da yönetiminde oluyor. Yani her alanında, hayatının alanında böyle bir beraberlikleri var. Ben sinemamız tekrar Ödemişlilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, sinema severlere hayırlı uğurlu olsun. Dediğimiz gibi bir de bunun sosyal boyutunda mutlaka dokunmak istiyoruz. En uzaktaki çocuğumuz da Ödemiş'in hemen sinemanın yanındaki çocuğumuz kadar da değerlidir, önemlidir. Onu da sosyal projeler kapsamında Gençlik ve Eğitim Hizmetleri Müdürlüğümüzün de organizasyonunda, Kültür Müdürlüğümüzün organizasyonunda sosyal proje olarak mutlaka uygun olan, yani onların da vizyonuna, yaşına, yani çocuğa göre de olabilecek şekilde ev hanımı ise belki ömründe, yani belli bir çağda böyle hiç sinema görmemiştir. Biz şanslıydık, çocukluğumuzda, gençliğimizde gördük, sonra koptuk. Ama şimdi böyle bir fırsat varsa Aslı Hanım'ın da bir kadın olarak da onun işletmeci olarak burada bulunması ayrı bir mutluluğumuz. Kendisini kutluyoruz. Biz de çok mutluyuz. Başarılar diliyorum. İlçemizi çok sevdik. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Birçok etkinliklerimiz olacak başkanımızın dediği gibi. Ondan 1 milyon öğrenci projelerimiz oluyor. Yani sektörün içinde olmanın getirdiği bir güzellik bakış açısı olacak. Aynen öyle yani. Biz çok sevdik. İnşallah Ödemiş halkı da bizi sever. Oldu. Yani başarılar diliyoruz. Dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca 20 yıl gibi bir süre içinde de Ödemiş'imize bu kültür hizmetini yaşatan Şerif Naz abimize de kendisine bu yıllardaki katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Onun da büyük katkıları olmuş. Onun kurduğu, getirdiği seviyenin i̇nşallah üzerine İnşallah biz devam ettireceğiz. İnşallah.